Efendim 1 Kasım 2012 Perşembe takvim yaprağımız 1 Kasım'ı gösteriyor. Yeni başlayan günle birlikte yeni bir de ay başladı. İstekleriniz gönlünüzce gerçekleşsin. Allah gönlünüze göre versin. Erkan Atan'la Başkent'ten programında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel bulunuyor. Onunla konuşacağız. Hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç sizinle ve bizimle birlikte olacak. Özgür Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İşte ama Cumhuriyet Bayramı'nı perişan ettiniz. Yasa dışı örgütlerin, illegal yapılanmaların peşine takılmışsınız diyorlar. Adalet ve Kalkınma Partililer. İstanbul hükümeti de öyle diyordu Atatürk için. Bu Samsun'a çıktığında, Amasya'ya gittiğinde, kongreleri topladığında telgraf üstüne telgraf görevden alıyordu. Yasa dışıdır diyordu bu örgütlenme. Hükümetimizle hiçbir ilgisi yok diyordu ve Atatürk'le birlikte davrananları da yasa dışı ve illegal yapılanmanın içinde görüyordu biliyorsunuz. Ama Atatürk o sırada Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri küçük küçük çeteciklerden bir Kuvayi Milli Ordusu oluşturuyordu. Ve o günlerde Atatürk'ü illegal görenler kendi illegalitelerini en sonunda kabullenmek ve kaçıp gitmek zorunda kaldılar. Bu mücadeleyi verirken Atatürk İstanbul hükümetinden izin almamıştı. Peki. Ama şimdi günümüzün İstanbul hükümetinin bugünkü karşılığı benden izin alacak bayramlar kutlanırken diyor. Hatta canım siz kutlamak için ayrılan alanlarda değil, ilk meclisin olduğu ulusta merasim ve toplantı yapmak istediniz. Olmaz ki kardeşim diyorlar. Geçen sene bayramları yasaklarken ne diyorlardı? Geçen sene şunu diyorlardı. Bayramları stadyumlara hapsetmeyelim. Bu eski bir gelenektir. İşte eski zamanlardan tek adam dönemlerinden ruhsuz, gelir. Ruhsuz, bundan sonra doğru. Bayramı vatandaş kutlasın, sokakta kutlasın, caddede kutlasın, meydanda kutlasın. Tamam. Biz vatandaşla birlikte caddeye, meydana koştuk. Başbakan gitti, stadyuma kaçtı, hipodroma kaçtı. Orada cumhur yoktu, cumhur buradaydı. Dünkü gazeteler, evveli günkü gazeteler çok kıymetli. Hep şunun üzerine kurdular. İşte Cumhuriyet Halk Partisi statüköyü temsil eder. Cumhuriyet Halk Partisi değişimi temsil etmez. Onlar böyle kravatlıdır, asık suratlıdır falan filan. Dün gördük, devletin bayramındaki resimde gördük. Hem de o devletin bayramında yan yana duranların birbirlerine meseleleri varmış. O da ortaya çıkmaya başladı. Milletin bayramında aşağıda elinde bayrak. Atatürk resmiyle, şen şakrak, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla, davul zurna bayram kutlayanlar meydanlardaydı. Ama biliyorsunuz Türk bayrağını üzerine almış Atatürk resmini taşıyan adamların karşısına panzerleri diktiler. Tomaları diktiler, devletin polisini diktiler ve onlara su sıktılar, biber gazı sıktılar. Ama elinde örneğin bölücü bir örgütün başının resmini taşıyanlara bir şey yok. Onun için güvenlik alıyorlar. Türk bayrağı değil de bölücü örgüt bayrağı taşıyanlara hiçbir sıkıntı yok. 1 milyon kişi gidip istediği yerde gösteri yapıyor. Ama Cumhuriyet Bayramı'nı meydanda kutlamak yasak. Bu bayramı kutlamaya gelenlerin önüne engel koyuyorlar. Şehirlerden çıkarmıyorlar, Ankara'ya sokmuyorlar. Nereden biliyorsunuz canım? Siz bir belge yakalamışsınız, doğru mu? Ya şimdi şöyle Erkan Bey, 28 Ekim gecesi hep beraber yaşadık. Türkiye'de anormal bir şeyler oluyordu. Ben de o 28 Ekim gecesi, belki de tarihimizin, Cumhuriyet tarihimizin en karanlık gecelerinden bir tanesidir. Türkiye'nin ilk önce televizyonda gece 10-10.30 baktım bütün Türkiye'den çıkan arabalar engelleniyor falan. Türkiye'de bütün emniyet müdürleri bir uykuya yatmışlar. Hepsi aynı rüyayı görmüşler. Fırlamışlar yataklardan, aman demişler. Birileri bizim buralardan çıkıp gidiyor. Biz bu araçları bir durduralım bakalım. Manisa'da da durdurdular aracı. Bana haber geldi. 20 tane genç arkadaşımız Ankara'ya gidecek. Manisa çıkışında aracı durdurulmuş. Gittik baktık. Araçta ne var? Polis diyor ki bu aracın uzun farlarını göreyim. Kısa farlarını göreyim. Ferdi kaza sigortasını göreyim. Bu araçta işte çekme halatı var mı? Bu havada işte şeyiniz var mı? Yani Ankara'ya tören kutlamaya gitmeniz... Orada bir sıkıntı yok görüntü. Demiyor. Demiyor öyle mi? Görüntüde yani? Bir sıkıntı yok. Teker teker soruyor. Mesela bu araçta diyor ceset torbası var mı diyor falan diyor. Bu yolcu sayısının yani, yarısı kadar ceset trafik torbası. Trafik mevzuatı gereğince ceset torbası da bulunması lazım. Mevzuatı öyle baştan okuyor. Olmuyor sondan okuyor. Bunun bir kusur bulacak. Acayip inanmış. İzmir'de de benzer şeyler oluyor. Samsun'da da benzer şeyler oluyor. Ve hepsi birden bir şey yapıyor. Ben sabırla başında bekledim. Bitti mi dedim, bitti. Hadi bu araç gitsin. Efendim dedi gidemez. Ya nasıl gidemez? Yani her eksiklik tamamlandı. Tamam tamam. Hiçbir eksik kalmadı ceset arabada. Da var. Tabii tabii. Farlar kontrolü. Şoförümüzün sabah tıraşı yerinde kravatı takılmış falan. Hiçbir sıkıntı yok. Bırak gitsin gidemez. Ya dedim nasıl gidemez? Ben dedim milletvekiliyim. Sen dedim polissin. Bu aracın her şeyi tamam. Anayasaya göre seyahat özgürlüğü var. Bu çocuklar gider. Efendim yasak dedi. Ya nereden yasak dedim.
var mı bu konuda bir şey mi? Emir aldık dedi. Dedim ki kanuna aykırı emir olmaz. Emir kanuna aykırıysa yazılı isteyeceksin üstlerinden. Çünkü kanuna aykırı emiri uygulamak suçtur. Göreyim. Yazılı da var efendim dedi. Görmem lazım, gösteremem, gizli dedi. Manisa Emniyet Müdürünü aradım. Dedim ki müdürüm böyle böyle bir şey doğru mu? Doğrudur. O emri bana vereceksiniz dedim. Şimdi o emri verirsen ben senin memurunla kavga etmem. O sırada İzmir'de milletvekillermiş, polisle tartışıyor. Türkiye'nin 81 ilde kavga var. Çünkü onunla da suçluyorlar sizi. Ha. Devletin polisiyle kavga ediyorsun kardeşim devletin, sen. Şimdi devletin... Diyorlar. Şimdi onu anlatıyorsunuz. Tam onu anlatıyorum. Onu dağıtmayalım şimdi, ama onunla da suçluyorlar. Evet. Devletin polisi bir anda şaşırmış. Belli arabaları durdurmuş bunlar ve kaşının üstünde gözün varsa Ankara'ya gidemezsin yapıyor. Dedik ki bu gizli belgeyi göreceğiz. Vereceksiniz, veremeyiz dedi gizli ama görebilirsiniz. Biz o belgeyi karşıda şurada Sayın Emniyet Müdürü'nün 3 tane parmağı burada gizli yazısını kapıyor. Şu parmaklar nacizane bana aittir. Bu da o meşhur genelge. Şimdi bunu görünce kavga biter aslında. Şundan biter. Bu şimdi ekrana doğru tutar mısınız? Bir kameraya doğru, hangi kameraya doğru? Şu parmaklar benim. Bu şey yanımdaki bir arkadaş bu genelgenin fotoğrafını çekti. Bu işte hani Türkiye'nin hiçbirinde bulunamayan gizli genelgeyi Özgür Özel ele geçirdi bu. Bu genelgenin fotoğrafını çekti. Fotoğrafı çekince arkadaşın üzerine birkaç polis arkadaş atladı. Ben de fotoğraf makinesini kaptım. Öyle olunca bende olunca fotoğraf bizde kaldı. Milletvekilinde olduğu. Olduğu için kaldı. Şimdi bu genelgeden sonra hepimiz anlaşıldık. Ne genelge... genelgede? Ya bir tane kağıt parçası ne bileyim ne. Şimdi bu genelgede uzun lafın kısası kitabın ortasından okuyorum. Diyor ki bu genelgede Atatürkçü Düşünce Derneği diyor. Altında bir sürü örgütü, derneği hepsi yasal, izinli. Bu dernekleri saymış. Bunlar demiş bir tane başvuru yaptılar. Cumhuriyet kutlayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi de bu kutlamalara kitlesel destek vereceği anlaşılıyor. Öyle olunca öyle yazıyor. Öyle yazıyor. Öyle yazıyor. Ama diyor biz diyor resmi bayramlarda böyle şeylere izin vermeme, ana arterleri, meydanları kendimize ayırma hakkımız vardır. Ayırmamış hipodroma gitmiş ama Tayyip Bey. Buralar bizim diyor. Bunun dışında diyor bu gösteride diyor biz diyor bir takım suç unsurları olabileceğini düşünerek diyor. Bunu diyor Ankara Valiliği izin vermedi. Bu gösteri kanunsuz diyor. Şimdi diyor bu gösteri kanunsuz olduğuna göre senin şehrinden çıkıp gelecekler burada suç işleyecek. Gel arkadaş sen bunları suç işlemeden şehirden çıkarma. Ne güzel işte olmadan önlüyor canım. Çok suçu. Güzel. Madem öyle sen bunu adam gibi yazıp da televizyonda çık söyle cesaretin varsa. Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı'nda suç işlemeye gelecek bu çocuklar. Ellerindeki Atatürk posterleri çok benim açımdan suça yönelik unsurlar. Bu bayrak dediğin şey Türk bayrağını taşıyacak ben bundan rahatsız oluyorum. Salmayın dese hiç olmazsa polis abuk zubuk icatlar çıkarmayı bırakacak. Diyecek ki yasak kardeşim ama... Demiş ki polise ben bunu yasaklıyorum ama yasakladığımı kimseye söyleme gizli. Öyle olunca polis bu genelgeden bahsedemiyor. Başlıyor icat çıkarmaya. Biz bu genelgeyi bulunca anladık ki durum bu. Şimdi sizin arkadaşlardan biri mesaj atmış. Demiş ki Erkan Tan al işte sana belge. Konuşup duruyordun oralarda. Arkadaşım PKK'yı destekleyenlere yapılmayan muamele Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Ankara'ya gelmek isteyenlere yapılmıştır. Belgesi de Özgür Özel'in elindedir demiş. Aynen burada. Bir şey söyleyeyim. Mesela bu hani polis belge var ama cepte göstermeden engellemeye çalışıyor. Talimat ya burada bir arkadaşlar onu almışlar bir daha gösteriyorlar. Parmaklardan bir tanesi sizin. Öbürü de emniyet müdürü. Emniyet müdürünün. Böyle duruyor. Emniyet müdür yardımcısı. O da emniyet müdürü. Diyor ki burada Ankara'ya gelecek olanları çeşitli bahanelerle engelleyin. Engelle ama yollama ama bunu benim sana söylediğimi söyleme. Öyle mi yazıyor? Bir yolunu bu. Gizli ne demek? Gizli. Daha gizli olamayacağım. Gizli Allah şey Allah abi. Durası bir devlet çadır tiyatrosu mu? Tabii şimdi, bu tip gizli yazı olur Özgür Bey. Gizli yazı olur da gizli yazının bir gizliliğe esas teşkil edecek bir şey olur içinde işte onu söylüyorum. Bunlar bayram kutlamaya gelecek. Bunları yollama diyor. Bakın bu emri alan... Yok ama benim böyle bir emir verdiğimi de söyleme. Söyleme diyor. Söyleme. Ben utanıyorum bunu söylemeye diyor. Ben utanıyorum. Ceset torbası. Sen ceset torbası. Bak. Bakın bu gerçek mi? Vallahi gerçek. Bak Türkiye'nin her yerinde sordular da. Duydunuz mu kulağınızda? Kulağımızda hepimiz duyduk. Ben size çok daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Kayman çıkışında polis durdurdu. Getir bakayım kaç tane ceset torbası ya, var. Ha yokmuş söyleyeyim. Sen gidemezsin falan mı dedi? Manisa'nın çıkışında, Türkiye'deki bütün illerin mevki çıkışında. Mevki ne? Mevki Manisa'yı konuşuyoruz. Manisa'nın çıkışında Turgutlu'ya doğru tam çevre yoluyla Manisa içeriden kesiştiği... Şunu söyleyeyim. 20 tane çocuk var. 20 genç. TGB'li gençler bunlar. Tamam. 20 tane genç çıkacak. 41 tane polis arabası. Fotoğrafları Manisa basınında var. Genç başına 2 tane araba. 150 tane polis.
çevik kuvvet falan. Sanırsınız ki bunlar bir şey yapmaya gidiyorlar. Çocuklar arabadan indi. Hepsi masum, hepsi tertemiz. Hepsi böyle gencecik çocuklar bayram kutlamaya gidiyorlar. Karşıda 40 tane araba. Bir şey söyleyeyim. Lafın gelişi değil. 40 tane. Bayağı 40, 41 tane araba. İzmir'de. Polis geldi, bir dakika, polis geldi. Siz de orada mısınız? Ben yok, polis ilk durdurduğunda yoktum. Gittiğimde gördüm, inanamadım. Ne soruyordu? Kulağınızda duyduğunuzu bana söyleyin. Hepsini söyleyeyim. Polis ilk gittiğimizde şunu soruyor. Bir, trafik mevzuatında ne varsa her şeyi soruyor. Çocuklara tek tek güvenlik bilgi taraması yapıyor. GBT, MC tertemiz, pürüpak. Ondan sonra geliyor, ne var? Uzun farları yak, kısa farları yak, çekme alatı soruyor. Gördünüz mü? Gördük, gözümüzle gördük. Gözümüzle gördük. Trafik mevzuatı ne var ne yok soruyor. 5 tane araba, şunu söyleyeyim müsaade edin, müthiş bir şey bu. 5 tane araba İzmir'de, polis gelmiş, şoförlerin başına 5 arabaya birer tane arkadaşımızı, polis arkadaşı koymuş. 5 arabayı İzmir'in 5 ayrı köşesine çektirmişler. Arayanlar bulup da binemesin diye, arabalar orada. Ehliyetleri, ruhsatları almışlar. Kimin aldığı belli değil. Ruhsatın var, ehliyetin var. Biz bir arayalım, yarın sabah 9'da gel al diyorlar. 5 tane otobüsü 5 ayrı köşeye kaçırmış polis, bilinmesin diye. Ya genelge gizli olmasa olmayacak bu rezillikler. Ama genelge gizli ya, bir şey bulacak çekmiş. Bak, biz bazen söylüyoruz ya, bunlar Amerikan oyunu, Amerikan filmi. Biz çok Amerikan filmi izledik. AKP bize çok Amerikan filmi izletti. Ama böylesini görmek. Amerikan filmlerinde at hırsızları atı alır kaçar, Şerif peşinden koşar. İlk kez Şerif at kaçırdı Erkan Bey oluyor. Şerif'in at kaçırdığı bir Amerikan filmini 28 Ekim gecesi ilk kez. 28 Ekim gecesi ilk defa Şerif at kaçırdı. Şerif at kaçırdı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve en sonunda genelge çıktı, aslında polisler de rahatladı. Yani genelge ortaya çıkınca bütün Türkiye'de Twitter'dan bu bir anda binlerce kişiye, milyonlarca kişiye yayılınca, aa işte o gizli genelge falan filan, herkes rahatladı. Şunu bildik artık. İdris Naim Şahin, onun müsteşar yardımcısı imzasıyla, Sayın Demirel'in imzasıyla bu adamlar bunu yasaklamış. Manisa'daki polisin bir suçu yok. Emir demiri kesiyor. Ama esas kanunsuz emri veren, bu utanılacak emri verenler yukarıda. Dün mecliste söz aldım, söyledim. Arkadaş, bu ayıp bir şey mi, ayıp bir şey? Gizli mizli yapmayacaksın. Açıkça internet sitesine koyacaksın. Kardeşim, aslanlar gibi, delikanlı gibi, ben Cumhuriyet Bayramı'nı yasakladım. Şimdi seyirci bana mesaj atmış. Ha, morardın mı Erkan Tan? Al sana belge, belge, belge diyordun. Bak anlatıyorlar. Arkadaş, PKK'lılara yapmıyorlar ya bu muameleleri, demiş bir seyircimiz. Aynen öyle. Hiçbir, ya sizin adam ya, belli bu. Ya şöyle, bizim adam değil, bizim hepsi bizim adam. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı bir adam. Erkan Tan, CHP bu sefer de Perinçek'in terkine bindi. Kimse Türklük, Cumhuriyet, Atatürk numarasına yatmasın. Mustafa Aydınlı bu mesajı göndermiş. Şimdi kimse kimsenin bir şeyine bindiği yok. Bir tek şöyle bir şey var. Saatleri geri alalım. Yapıyoruz ya, bir saat geri aldık. Ya 3 gün 4 gün bir hafta geri alalım. Bayramı kutlayacağız dedi. Kutlayın dese, hiçbir şey demese, oraya gidilse, davul zurna bayram kutlansa, bu adamların kime ne zararı var? Bunu yasaklamanın kime ne faydası var? Peki yasakladın. Şimdi şöyle bir durum var, yani her zaman başbakan öyle ağzından one minute çıkıyor, olaylar oluyor, bilmem ne oluyor falan filan. Yasakladın. Kılıçdaroğlu dedi ki giderim, o barikatı geçerim. Geçemezsin dedi. Gitti mi gitti. Orada durdu mu durdu. Barikatı yardı mı yardı. Atatürk'e kitlelerle birlikte gitti mi gitti. Geldi ve geçti diye gazeteler manşet attı. İşte halkın bayramı. Hep ne diyordu? Biz cumhuruz, cumhur ne derse de olur. İşte cumhur ne derse oldu. Şimdi Selahattin Bey demiş ki konuğunuz hipodromdakiler halk değildi dedi. Hiç ne demek şey yani? Yanlış mı söylediniz? Belki diliniz suçmuştur. Hayır, dil suçması diye bir şey yok. Şöyle bir şey var. Hipodromdaki resmi törende İşte başbakan, bakanlar, katılımcılar falan. Biz de orada olacaktık. Eğer bu bayramın içine tuz ekmeselerdi, bu bayramın canını okumasalardı eğer, bizim genel başkanımız da sabah hipodromda olacaktı. Belli kişi orada kutlayacaktı, halkla birlikte de kutlayacaktık. Ama sen öbür tarafı gayrimeşru, hipodromu devletin bayramı. Ya böyle bir dayatma var mı? Kaçıncı yüzyılda duruyorsun? Hani diyordun sen, hipodromlarda, statlarda kutlamalar Mussolini'nin Hitler döneminden gelir. Biz 1917'de Çayır Çimen Bayramı'nı her Mayıs'ın 3. haftası kutlanan Gençlik Spor Bayramı'nı ta 1937'de Atatürk'ün 19 Mayıs'a çıkışı, Samsun'a çıkış günüyle çakışınca Selim Sırrı Tarcan teklif etmişti. Ondan sonra aynı gün kutlanmaya başlamış.
Nerede Hitler, nerede Mussolini? Tabii onun o konudaki şeyi yetmez. 30 sene önceden başlamış. Türkiye Cumhuriyeti polisine abuk subuk davranışlar yapıyor diyemezsiniz. Şüpheli şahıslarsınız. Demek ki sorgulamışlar. Semra Hanım göndermiş mesajını. Bayram kutlamak, bayram kutlamak artık şüpheli bir iş haline geldi. Türkiye Gençlik Birliği, Doğu Perinçek'in adamları be kardeşim. Sizin kendi gençlik teşkilatınız yok mu? Gene takıldınız Doğu Perinçek'in peşine kardeşim diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin peşine takılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün izinden giden, Cumhuriyet Halk Partisi devrimlerin izinden giden, demokrasi arayan, özgürlük arayan ve bu coşkuyu yaşamak isteyen herkesin arkasında durur. Öyle ne önünden gider, ya yanından gider, ne birinin peşine takılır. Canım kendileri sütten çıkmış ak kaşık mı? Burada saymaya gerek yok kendilerinin yaptıklarını. İstanbul İl Başkanı'nın söylediklerini ne diyeceksiniz Mehtap? Şimdi İstanbul İl Başkanımız... Yani, ordu göreve dedi ya. Yok yok öyle bir şey demedi. İstanbul İl Başkanı... Ordu göreve diye demedi de Özgür Bey. Anlam o. İstanbul İl Başkanı dönmüş genel bir kitleye. Tamam. Abi ben size şunu söyleyeyim. Bir, yasakladılar yasak tutmadı. İki, başbakan başka bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor. Bir süredir aralarında acayip bir çatlak var. Kendi işlerindeki çatlaktan... Tamam düğün dernek yapın işte işinize gelin işlerindeki... onu anlatacağım. Diyorlar. Kendi işlerindeki çatlaktan anayasa değişikliğini geçiremediler. Kavga büyük. O bir şey diyor öbürü bir şey diyor. Birbirle AKP kan kaybediyor. AKP kan kaybediyor üst üste. Şimdi işte geçim... Mesela Cumhurbaşkanı demiş ki kutlasınlar kardeşim demiş. Başbakan salmayın demiş. Polis barikatı kaldırmış başbakan köpürüyor. Polis görevini yapmadı falan. Böyle kontrolden çıktılar. Yani acayip kimyaları bozuldu. Burada şimdi kan kaybediyor. AKP kan kaybediyor. Aranan kan bulundu. Oğuz Kağan Salıcı demiş ki dönmüş şeye kardeşim demiş ya sizin yapacağınızı biz yapıyoruz gibisinden bir sürü sivilin de olduğu bir yerde yarı şaka yarı ciddi bir şey söylemiş. Hemen oradan iki tane fotoğraf bir montaj sanki Cumhuriyet Halk Partisi askerleri bir şey söylüyor. Bir kere bak bir dil sürçmesi falan bile olsa küçük bir hata bile olsa işin içinde bir bu cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nde gürültü patlıyor 30 tane adam yanarak ölüyor diyor ki güzel öldüler diyor annelerine hala daha cesetler aşağıda bakan görevde göletin içinde donarak ölüyor 5 tane işçimiz hala daha bakan görevde her gün onların verdiği gazla sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulanıyor doktorlar bıçaklanıyor elde satır doktor kaçıyor adam kovalıyor bakan görevde. İşte birazdan bir tane şey konuğunuz buraya gelecek Sayın Bakan. Sayın Bakan'ın yaptığı bir sürü var. 20 liraya ev alıyor, belediye onarıyor, bilmem kaç liraya satıyor. 38 liraya almış olduğu VIP minibüsü 60 bin kilometre kullanıp 49 bin liraya Manisa Turgutlu Belediyesi'ne satıyor. Gen soru veriliyor, kendi kabul ediyor yaptığı işi bakan görevde. Bizim il başkanımızın ağzından bir laf çıkıyor. O lafı da ne niyetle söylediği belli. Her zaman demokrasi vurgusu yaptığı, her zaman sivil vurgu yaptığı, özgürlük vurgusu yapan bir adam ağzından çıkıyor. Hadi bakalım Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı aranan kan bulundu. İl başkanını görevden alacak mısın bilmem ne. Siyaset yapıyor. Süper Mario mu oynuyoruz? Her hatada bir cam yapmak Süper Mario'da olur. Eğer bu iş bir hataysa bu iş hatanın yapan kişi çıkar öz eleştirisini yapar. Dün ben dinledim. Takır 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 anlattı. Bizim söylediğimiz bu AKP'nin artık çok partili rejimden tek partili rejime Türkiye'yi zorla sürüklediği, bir tek adam cumhuriyetini ilan ettiği, başkanlık hayaliyle yanıp tutuştuğu, devletin zirvesinde milletin birbirini tekmelediği bir noktada bula bula kusuru bizim İstanbul İl Başkanı'nın şöyle dönüp arkasına söylediği sözde buluyorlarsa ben buna pes diyorum artık. Ama bir tek şey söyleyeyim Erkan Bey. Biz statlarda tören yapmayı bıraktık biliyorsunuz. Statlarda tören yapılmıyor. Artık statlarda bir kişinin konuştuğu, tek bir kişinin konuştuğu, ikinci bir il başkanının çıkamadığı, bir tane delegesinin, bir tane partilisinin çıkıp da bırakın eleştirmeyi, övmek için bile kürsü alamadığı, tek adamların yaptığı stadyumlarda kongreleri görüyoruz. Şimdi bir dönün bakın bakalım. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok adaylı, çok yarışlı, 38 tane üyenin söz alıp konuştuğu şen şakak kongrelerde mi bir tek adam zihniyeti var? Orada bir diktatör görüyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın tek başına yaptığı ilk kongrelerinde bütün nizamı, alem, herkese ayarı verdiği ve 3 saat boyunca tek başına konuştuğu, hatta kendi kongresinde Türkçe konuşan tek kişi ne oldu? Geri kalan bütün konuşmacının Arapça ve Türkçe konuştuğu kongrelerde mi tek adam görüyor? Sayın tam vekile sor bakalım, Hakkari'de niye miting yapamıyorlar? Cumhuriyeti orada kutlayın da görelim. Recep Bey bu mesajı göndermiş. Benzer bir cümleyi başbakan öbür Recep Bey de bence yani Recep Bey'e dikkatli bakmak lazım. Hangi Recep Bey? Biz valla Hakkari'de miting yaptık. Mitingimizde de
Evet. Çok bize Sivas'ın doğusuna gidemez diyorlardı. 81'de biz miting yaptık ama başbakanın gidemediği iller oldu. 350 tane ilçede miting yaptık. Hakkari'de bunlardan bir tanesi. Van'da da yaptık. Bir kez söyleyeceklerse şunu söylesinler. Bundan 2 sene 3 sene önce Sivas'ın doğusuna gitsinler de göreyim diyordu. Gittik de gördü gününü. Peki. Şimdi bu rahatsızlıklar oradan kaynaklı. Ya bırak arkadaşım, bir tutturduğunuz bayram, parti olarak bir vizyon koyun da dişimi kırayım. Ayıp ya. Ben de CHP'ye oy verenlerdenim ama bu işler sizinle olmaz arkadaş demiş. Şimdi şu CHP'ye oy verdiyse oyunun kıymetini çok iyi bildiğimizi bilsin. Dün genel kurulda çıktık, verdiğimiz kanun teklifini gündeme almamışlar. 5 dakika konuştuk, oyladık. Neyi reddettiler? Dün burada Emekliler Derneği'nin genel kurulu vardı. Aynı güne denk geldi. Bizim milletvekimiz diyor ki emekli çok yıprandı. Çok zor durumda. Emekliye sosyal denge tazminatı olarak 3 ayda bir çift maaş verelim. CHP evet, muhalefet evet, AKP evet. Benzinden vergiyi kaldıralım. 1,5 liraya köylüye mazot verelim. CHP öneriyor, AKP red. Asgari ücretten vergi alınmasın. Anayasaya koyalım diyoruz, bakalım falan filan. Madem anayasada olabilir diyorsunuz, şimdi orada sıkıştı. Kanun teklifi veriyoruz, asgari ücretten vergi alınmasın. AKP red. Abi şimdi bunlara... Ne bileyim o zaman, televizyonları yeni açanlar için bir daha söylüyorum ve bir daha soruyorum. Canım bir vizyon koyun da dişimi kırayım kardeşim demiş. Vizyonumuz. O redleri ve kabulleri bir daha söyleyin. Ne verdiniz, kim red verdi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin önüne çıktı. Ben iktidar olursam dedi. 41 tane söz verdi. Ve yapacaklarını söyledi. Bundan bir heyecan duydu kitleler. Ama tabii AKP burada birçok şeyi de CHP'den aşırdı. Ben de yapacağım dedi. Gün geldi, yaptığı ortada. Mesela biz ne dedik? 9 milyon emekliye intibak yasası. Bizimki 22 milyar TL. İntibakın önü söz arkası para. Ben de yapacağım dedi. İntibak yaptı, 2013'te verecek. Sorduk, bakana cevabı geldi. 2 milyar TL'lik intibak yapıyor. Yani daha fare doğuruyor. CHP'nin dediğinin onda birini yapıyor. Onun dışında asgari ücretten vergi almayacağız dedik. Öneriyoruz, AKP oylarıyla red. Emekliye 3 ayda bir çift maaş verelim. Sosyal denge tazminatı çok geride kaldı. Emekliler diyoruz. Daha dün oylandı. CHP öneriyor, AKP oylarıyla red. Bunun yanında asgari ücretten vergiyi kaldırmak. Dünyanın en pahalı vergisini alıyoruz. Evet. Diyoruz ki ÖTV'siz, KDV'siz mazotu çiftçimize verelim. AKP red. Aklınıza gelebilecek her konuda. Bunlar önerdiniz. Öneriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet. AKP olarak değil yani. Evet. Çeşitli tekliflerle. Çalışan, şunu söyleyeyim. Gündeme getiriyorsunuz. Gündeme aldırıyorsunuz. Teker teker tutanaklar da var. Sonuncusu dün oldu. Emekliler Derneği Ankara'da toplantıdaydı. Geldiler, izlediler. Kuliste bir tane Manisa milletvekiline. Bizim Manisa Emekliler Derneği'nden reis öncü gitmiş demiş. Ya kardeşim nasıl oluyor bu? Şöyle bu kadar akıllıca, bu kadar bizi memnun edecek bir şeyi nasıl reddedersiniz? Ya onu daha sonra Manisa'da konuşalım demiş. Düşünebiliyor musunuz? Ben çok açık ve net olarak şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği önergelere AKP'nin reddettiklerine baksınlar. CHP'nin işçi vizyonu, memur vizyonu, çalışanlarla ilgili vizyonu hepsi ortada. Cumhuriyet Halk Partisi öneriyor, AKP reddediyor. Politika dediğin iş öncelik belirleme işi. Bizim önceliğimiz bu toplum kesimleri ama... AKP'nin önceliği başka bir şey. Sen eğer deniz taşıtları diye yatlara, kotralara 1 liraya mazot verirsen, zenginin yatı kotrası 1 liraya gezerse, gariban çiftçinin traktörü 4 liralık mazota tır 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 tır, iki parmak mesafeden sürer şeyi. Erkan böyle... Tan hep AK Partililerin mesajlarını okuma. Biraz da CHP'lilerinkini oku. Ya aslında sırayla okuyorum bakın. Bir oradan bir buradan. Tamam okuyorum işte. Hakkari'de miting yapılamıyorsa eğer, bu 10 yıldır hükümeti tek başına elinde bulunduran AK Parti'nin suçu değil midir? Oraya gidememek de mi CHP'nin suçu kardeşim, eğer böyle bir suç varsa demiş bir seyircimiz. Bir, CHP oraya gidiyor. İki, şimdi bu başladı. Sıkıysa AK Parti'de, Hakkari'de miting yapsınlar. Yani Hakkari miting yapılamaz. Türk bayrağı meselesi var biliyorsunuz. Türk bayrağını orada terör örgütü geçerken içeriye çektiriyorlar askere. Başbakan önce inkar etti, sonra ortaya çıktı. Sonra diyor ki Hakkari'de Türk bayrağı mı var diyor. Hakkari'de Türk bayrağı yoksa bunun sorumlusu herhalde Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir. 10 gün yok iktidara gelmesine. 10 gün olmadı. 10 aydır iktidarda değil. 10 yıldır iktidarda bu adam Erkan Bey. Bunun üstüne hala da ağlama duvarı. Dünyada bir tek AK Parti hem iktidarda olup hem de muhalefet partisi olmayı başarmaya çalışan bir partidir. Ama deniz bitti. Gemi karaya oturdu. Bu çırpınışlar boşa. Artık bundan sonra istediği kadar...
Ne yaparsa yapsın şöyle bir durum var. Amerika bir şapka koydu ortaya. Şapkanın içine bir şeyleri atıyor, oradan çıkarıyor ya. Hiç aklınıza gelebilecek. Ömründe bakanlığı ömründe göremeyecek. Bu adam nasıl olur ya, kurda kuzu mu emanet edilebilir diyen adamları attılar şapkanın içine. Ve şapkadan tavşan çıkarır gibi bakan çıkardılar. Başbakan çıkardılar, cumhurbaşkanı çıkardılar. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman, hiçbir yerde sandıktan çıkmamış, halkına hesap vermeyecek, yetkisini halktan almayan hiçbir oluşuma destek vermez. Ama bir şey söyleyeyim, bu AKP'nin meselesini çok net ortaya koymak lazım. Hep böyle diyorlar ya işte darbedir bilmem nedir falan. Darbe dediğim 1980 darbesi, bu çocuklar ilkokulda şey yaparlar ya, pamuk yaparlar. 1980 darbesi AKP'nin o bir tasın içine yerleştirilen pamuğudur. 28 Şubat'ta o pamuğun içine bir tane tohumu koydular, fasulyeyi koydular, üstünü koyup suladılar ve oradan filiz verdi. Sıkıldı, birazcık güdük kalmaya başladı. Ondan sonra da bir ev muhtırayla ona suyu döktüler, yeşerttiler. Canım siz delikanlı diktatör Esat'ın yanını tutuyorsunuz Suriye politikasında. İşte CHP bu. Şimdi, Fatih Yıldırım bu mesajı. Şimdi ben Esat'ın elini tutanlar vardı. Bizim hiç tutmuşluğumuz yok da. Esat'ın elini tutuyordu. Birlikte halay çekiyordu. Esat'ın... Bodrum'da el ele tatile gidiyordu. Onlar Esatçı olmuyor. Onlar Esatçıydı, şimdi Esat diye bir şey çıkardılar. Aynı adam olduğu anlaşılmasın diye 40 yıllık Esat'a hem bizim başbakan hem de yaygın medya Esat demeye başladı. Bir kere bunu şuradan açıkça söyleyeyim Erkan Bey. Esat ve Esat aynı adamdır. Dostum Esat, düşmanım Esat diye bir şey yok. Eskiden birlikte kol kola Bodrum'da tatil yaptığı, gittiğinde Şam'da otelde kalmadığı, gidip evinde kaldığı, evinde yattığı, eşlerinin kanka olduğu, kendilerinin yediği yemek birbirinden ayrı gitmediği, ortak bakanlar kurulu topladıkları, buradan Fenerbahçe'yi götürüp dostluk maçı yaptırdıkları Esat'la bugün en büyük düşman olarak ilan etti ki Esat aynı adam. O gün Esat neyse bugün Esat aynı. Biz o gün de Esat'la o kadar muhabbetin abartılı olduğunu söylüyorduk. Bugün de bu kadar düşmanlığın abartılı olduğunu söylüyoruz. Söylediniz mi? Bir gün geldi Esat, Esat'la İran bir hat oluşturdu. Rusya ve Çin'i de arkasına aldı. Amerika için tehlike oldu ya. Talimat geldi. Bizim Tayyip Erdoğan Esat'ı Esat dostunu düşman yaptı. Bunlar bu kadar... Esat'ı Esat dostları düşmanı Amerika'dan gelecek bir talimatla yapacak kadar sözlerini kendisi söylemeyen, yurt dışından talimatla hareket eden adamlar. Ya sizin hiç sonradan bozulan, kabak çıkan arkadaşınız yok mu be kardeşim? O da böyle oldu işte diyor Özer, Mustafa Özer. Şimdi Özer. Şunu söylemek lazım. Yani neyi kastettiğini bilmiyorum ama... Bizim yaşlı adam değildi canım, o zaman böyle iyi davrandık, anlamadı, ne yapalım, adam çıkmadı, adam değilmiş kardeşim diyorlar. Adam bildiğin adam bir tek talimat değişti. O gün Esat olsun, bu da senin dostun olsun, çayır çimen kol kola gezin oynayın diyenler artık bu Esat oldu. Çünkü bu İran için, Rusya ile bir Amerika için tehdit oldu dediler. Biz o günkü muhabbeti de abartılı buluyorduk, bugünkü düşmanlığı da abartılı buluyoruz. Ama evet, çok açık net şunu söylemek lazım. Esat dediğiniz adamın o gün de diktatördü, bugün de diktatör. O gün de yanlış yapıyordu, bugün de yanlış yapıyor. Esat dediğiniz eski dostunuz, kol kola girdiğiniz adamı biz bugün de kınıyoruz, o gün de kınıyorduk. Peki, çok teşekkür ederiz. Efendim, reklamlar var yayın akışımızda. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili, ana muhalefetin sesini dillendirdi. Reklamlar var yayın akışımızda. O da bizdendir. Faturası kesilmiş, vergisi ödenmiş, alın teri geliridir bir televizyonun. Bize gösterdiğiniz ilgiyi oraya da göstermenizi rica ediyoruz. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Sayın Suat Kılıç sizinle ve bizimle birlikte olacak.